Auz billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dostlar, hadis usulü dersimizde daha önceki haftalarda hadislerin ravileri üzerinde durmuştuk. Senet ve ravi sistemi, ravilerin tanımı, Ravilerin şartları, ravilerin tenkidi ve ravilerde aranan şartlar ve ondan sonra da on tenkit noktası açısından ravilerin güvenilirliğinin tespiti üzerinde durmuştuk. Bu dersimizde ve bundan sonraki haftalarda ise hadis çeşitleri, hadislerin bir kısım kategorilerde değerlendirilmesi ve hadisin temel ana unsuru olan metin ve metni ilgili bir kısım tanımlar üzerinde duracağız. Öncelikle hadislerin kabul ve açısından sınıflandırmasını ele alacağız. Kabul ve red açısından hadisler iki temel kısmı ayrılmaktadırlar. Birincisi makbul, diğer de merdut olmak üzere. Makbul hadis adı üzerinde kabul gören demektir. Yani ravisinin doğruluğu kabul edilen, kendisiyle amel edilmesi gereken hadislerin bütününe makbul hadis deniyor. Bunlar sayı hadisleri, hasan hadisleri teşkil etmektedir. Bunlara mamulun bih yani kendisiyle amel edilen veya me'huzun bih delil olarak alınan, delil olarak istimbat için kullanılan rivayetler de denebilmektedir. Merdut hadis ise ad üzerinde reddedilen, ravisi şiddeti tenkit edilen veya metni, illetli, sağlıksız, özürlü görülerek kendisiyle amel edilmeyen, terk edilen hadislere merdut denilmektedir. Zayıf hadis ve zayıf hadis kategorisine değerlendirilen bütün rivayetler bu merdut hadis kategorisine girmektedir. Her ne kadar zayıf hadisler merdut hadis kategorisi içinde değerlendirilenler olsa da bunların arasında mamul bih olan yani makbul kabul edilebilen hadislerde bulunmaktadır. Bu konuya ayrıca zayıf hadisle amel edilmesi ve bir kısım şartlarını ileride inceleyeceğiz. Öte yandan mevzu hadis yani uydurma hadis, hadis diye uydurmuş sözler meselesi de bu konunun dışındadır. Zira uydurma sözlerin hadis diye isimlendirmesi hadis diye uydurmuş olmalarından ileri gelmektedir. Yoksa onlar asla hadis değildir. Diğer bir sınıflandırmamız ravi açısından hadisler. Ravilerin çokluğuna göre ve azlığına göre mütevatir ve ahad olmak üzere iki kısma ayrılacaktır. Meşhur hadisler ise bu taksimata göre ahad hadisler içinde değerlendirilecektir. Öncelikle mütevatir hadis nedir? Onu inceleyelim. Aklın yalan üzerinde birleşmelerini adeten mümkün görmediği kalabalık raviler topluluğunun her nesilde kendileri gibi kalabalık bir topluluktan alıp naklettiği işitme veya görmeye dayanan hadislere mütevadir hadis denilmektedir. Tevatüren nakledilen, kalabalık topluluk tarafından nakledilen şöyle ki sahabede bir sahabiden değil birkaç farklı sahabiden gelmiş olması, tabi'in kuşağında yine birkaç tabi'inden gelmiş olması, tebe-i tabi'in, etba tabi'in, etba -ı etba -ı tabi'in gibi nesillerde de çoklukla rivayet edilmiş olmasıdır. Mütevadir hadisler kesin bilgi ifade eder. Tetkik ve tenkit dışıdır. Ancak bir hadisin mütevatir kabul edilebilmesi için iki temel şart aranmaktadır. Bunlardan birincisi ravilerin senedin başından sonuna kadar yalan üzere birleşmeleri adeten mümkün olmayan bir topluluk sayıca to çoğunluk teşkil etmesi gerekmektedir. Ancak bunun sayısı hakkında farklı görüşler vardır. Kimi alimlere göre bunun en alt sınırı 3 ravidir. Yani sahabe tabakasında 3 en az, tabi'in tabakasında en az 3 şeklinde devam ede gelen tevatür silsilesi. İkinci şartımız verilen haberin Allah'ın birliği veya iki kere ikinin dört etmesi gibi aklen bilinen makulat cinsinden değil de görmeye, işitmeye yani mahsusat dediğimiz duyulara dayanan haberler cinsinden olması gerekmektedir. Mütevadir hadisler de kendi aralarında lafzen ve manen mütevadir olmak üzere iki kısmı ayırmışlardır hadis alimleri. Lafzen mütevatir şu demektir. Lafız bakımından uygunluk. Yani bütün rivayet metinlerinde lafızları aynı olan mütevatir hadislere denir. Yani her metinde, her farklı metinde lafızlar aynı, kelimesi kelimese mana ve muhtevanın aynı manaya delalet edecek şekilde sıralanmış olmasıdır. Bu tür hadislerin sayısı çok azdır. Lafzen mütevatir hadisin en yaygın örneği şudur. Men kezebe aleyye müteammiden fel ve mak'adehu minen nar. Kim bile bile benim üzerime yalan uydurursa cehennemdeki yerini hazırlasın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu pek çok kaynakta ve pek çok ravi tarafından rivayet edildiğini görmekteyiz. Hadis alimleri bunun yüz kadar farklı tarikine, farklı rivayetine, farklı isnadına temas etmektedirler. Manen mütevatir hadis ise mana bakımından yani aralarında ortak bir noktada buluşan farklı lafızların tevatür şartlarını taşıyan raviler tarafından nakledilmesiyle ortaya çıkan ortak manaya denir. Yani kelimesi kelimesi aynı olmasa bile aynı manaya delalet eden farklı lafızlar kullanmasıyla manada ittifak eden rivayetlerin bütününde manen tevatür gerçekleşebilmektedir. Mesela 100 kadar hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dua ederken ellerini kaldırdığı ayrı ayrı olaylarda zikredilmektedir. Bedir'de, mescitte, değişik yerlerde yani hanesinde namazdan sonra, namazdan önce vesaire değişik sebeplerle ellerini kaldırarak Cenab-ı Hakk'a dua etmesi yüz kadar hadiste zikredilmektedir. Burada mütevatir olan mana dua ederken ellerin kaldırılması meselesidir. Dolayısıyla bu mana mütevatir hadis hükmünde gerçekleşmiş oluyor. Yine mesela bir kişinin yaptığı hayır konusunda değişik rivayetlerde onun nakit verdiği, koyun, deve, sığır ya da gayrimenkul taşınmaz verdiği, tasatuk ettiği bildirilecek olsa mütevatir olan mana o şahsın tasattuk ettiğidir. Neyi değil? O, o şahsın bir şeyler infak ettiği meselesidir. İnfak orada mütevatir mananın özleştiği ve birleştiği manadır. Bu tür hadisler pek çoktur. Dolayısıyla mütevatir hadislerin neredeyse çoğunluğu manen mütevatirdir. Dolayısıyla mütevatir hadiste %99'u neredeyse bu şekilde manen mütevatir olarak gelmektedir. Mütevatir hadislerin hükmüne de temas edelim. Mütevatir hadis zaruri ve kesin bilgi ifade eder. Bu yüzden mütevatir hadisleri inkar etmek çok mahzurludur. Çünkü böyle bir inkar Allah Resulü'nü inkara kadar gitmektedir. Mütevatir hadisler mutlak sahih ya da makbul oldukları için yakın ifade ederler ve bu ravilerinden bahsetmeye onları incelemeye gerek duyulmaksızın mütevadil hadisle amel etmeyi gerekli kılar. Yani ravileri artık çoğunluk olduğundan dolayı içindeki bir kısım ufak tefek tenkit götüren ravilerden dolayı o hadisler reddedilmez. Mütevadir hadisler hadis usulü prensiplerine göre tetkik ve tenkide tabi değildir. Hadis usulünün tetkik ettiği hadisler tevatür şartlarını taşımayan ahad hadislerdedir. Mütevatir hadislerin tasdiki bütün ravilerin güvenilir oluşuna bağlı değildir. Yani mütevatir bir hadisin ravileri arasında zayıf bir ravinin bulunması neticeye tesir etmez, onun tevatüle rivayet edildiğini naksetmez, düşürmez. Dolayısıyla ortada yalan üzere birleşmeleri mümkün olmayan aynı tabakada nice makbul ravilerin verdikleri kuvvetli bir haber tevatüren gelen bir rivayet bulunmaktadır. Diğer taraftan senedin başında veya sonunda ya da herhangi bir yerinde tevatür şartını yitirmiş olan hadisler diğer yerlerinde tevatür şartlarını taşısalar bile mütevatir hadis sayılmazlar. Yani ravilerin tabakalarını belirtmiştik önceden sahabe tabakası, tabi'in, tebe-i tabi'in, etba tabi'in, etba -ı etba tabi'in şeklinde nesiller. Şimdi sahabe döneminde çok sayıda nakledilmiş olsa, tabi'in döneminde nakledilmiş olsa, tebe-i tabi'in döneminde aza düşse, bir ya da iki şahsı geçmese, sonraki tabakalarda yine artsa bu tevatürü kaybeder. Çünkü her tabakada üç ya da daha fazla ravi silsilesinin bulunması gerekmektedir. Ya da üç ya da daha fazla ravi tarafından o hadislerin farklı isnatlarının yer alması gerekmektedir. Dolayısıyla bu tevatür şartını yitiren hadisler ahat hadisler türünden sayılmakta ve meşhur ya da mü müstafiz diye de adlandırılır. İleride bunların üzerine duracağız. Meşhur hadiste en az iki ravisi olan ve ikiden aza düşmeyen silsileyle gelen hadislere meşhur ya da müstefiz hadis denilmektedir. Buna göre sahih, hasen ve zayıf diye nitelendirilen bütün hadisler ahad hadisler için geçerli olacaktır. Onlar için yer alacaktır. Burada ravi açısından hadisleri şöyle bir şamada da gösterememiz mümkündür. Öncelikle mütevadir hadisler lafzen ve manen mütevatir doğru olarak ikiye ayrılmakta ve kesin bilgi ifade etmekte, amel etmek gerekli ve tenkit dışı inkarı da mahsuludur. Ahad hadisler ise sahih olabilir, hasen olabilir, zayıf olabilir. Onlar tenkide tabidir. Lizatihi sahih olanlar, ligayrihi olanlar ve hasenin de lizatihi ligayrihi olanlar var. Kendisinden ya da dış unsurlarla diğerlerini desteklemesiyle Zayıf da birçok kısma ayrılır. Zaten onları da ayrı ayrı inceleyeceğiz, göreceğiz. Zayıf hadisinde çok çeşitli taraflarını, kategorilerini birlikte ele alacağız. Dolayısıyla tenkide tabi tutulanlar ahad hadislerdir. Bu arada mütevazı hadislere yönelik önemli üç eserden de bahsedelim. Birincisi Celalüddin Es-Suyuti ki Suyuti hadis ilmine dair nice eserler yazmıştır hayatını hadis ilmine adamış ve hadisle ilgili alan bırakmamıştır. Her alanda mutlaka bir eser telif etmiştir. Onun telif ettiği eserleri koyduğunuzda 2-3 insan boyu etmektedir. Celaleddin Suyuti'nin El Esherul Mütenasira Fil Ahbaril Mütevatira adını verdiği eserinde 111 çeşit mütevatir hadisi konulana göre sıralamaktadır. Her bir hadisin hangi sahabilerden rivayet edildiğini kaydeder. Yani bu hadis şu sahabilerden gelmektedir diyerek onunla ilgili genişçe bilgiler vermektedir. İkinci eserimiz Muhammed bin Cafer el-Kettani. Bu zat Suyuti'nin eserindeki örnekleri daha da genişleterek kitabına Nazmül Mütenasir fil hadisil mütevatir adını vermiştir. Bu, cil, bu eseri tek cilt halinde neşredilmiştir. 310 tane mütevatir hadis örneğine yer vermektedir. Ve en geniş tevatürle nakleden rivayetleri bir araya getiren eserde günümüze kadar Kettani'nin bu eseri olmaktadır. Bu kitap lafzen ve manen mütevatir hadislere yönelik en geniş külliyatı ifade etmektedir. Üçüncüsü Abdülaziz el-Gımari adlı alimin yakın asırda yaşamıştır. i̇thaf zevil fevait el-müştehira bime veka'a mine ziyadat alel ezharil mütenasıra fil ehadisil mütevatire adlı eseri. Bu eserinde İmam Suyuti'nin ve Kettani'nin kaydettiği rivayetleri takviye etmenin yanı sıra daha başka tespitler de ilave etmiş ve mütevatir hadislerden örnekler sunmuştur. Bu arada mütevatir hadislerden de birkaç örnek vermekte fayda olacaktır. Şöyle ki, tevatüren mütevatir olarak nakledilen rivayetlerden birkaçını şöyle zikredebiliriz. Birincisi, az önce de belirttiğimiz gibi, lafzende mütevatir olan, kim benim üzerime kasten yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın hadisi. İkincisi, Müslüman diğerlerinin onun elinden, dilinden zarar görmediği kişidir hadisi. Bir diğeri haya yani utanma duygusu imandan bir şubedir. Bir diğeri ümmetime zorluk, meşakkat vermeyeceğimi bilsem her abdestte ya da her namazda diş temizliği yapmalarını emrederdim. Yine her kim Ramazan orucunu tutar ve Şevval ayından da altı gün eklerse bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur hadisi. Ramazan ayında umre yapmak hac gibi faziletlidir hadisi. İstişare eden emin olur hadisi. Yarım hurma dahi olsa infak etmek suretiyle kendinizi ateşten koruyunuz hadisi. Kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi. Bizi aldatan bizden değildir hadisi sarhoşluk veren her şey haramdır hadisi. İnsanların en hayırlı çağı benim içinde bulunduğum ve onları takip edenler ardından onları takip edenlerdir hadisi. Sahabe, tabi'in ve tebe tabi'ine övgü ifade eden. Bir diğeri de merhamet etmeyene merhamet edilmez hadisi. Bütün bunlar mütevatir hadislere dair örneklerden bazılarıdır. Kettani'nin eserinde 310 kadar mütevadir hadisin örneği sunulmaktadır. Biz de burada mütevadir hadislere yönelik temel bilgileri sunmaya çalıştık ve bu konudaki literatüre, eserlere ve bu konudaki bazı örneklere de yer vermeye çalıştık. Sonraki derslerimizde de mütevatir olmayan meşhur ve ahad hadisler üzerine duracağız ve Hadis çeşitlerini sırasıyla tanıtmaya çalışacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere esen kalın.